Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yeni bir Hayata Dair programında tekrar karşınızdayız inşallah. Kardeşim Sedat Altan'la birlikte bugün yeni bir konuğumuz var. Nasuh Mahruki. Özel bir konuğumuz var. Hoş geldiniz Nasuh Bey. Nasılsınız? Evet, hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de hoş çok iyi. Sağ olun. Nasuh Bey, sizde nasıl tarif edeceğime emin olamadım. Dağcı mı diyeyim, yazar mı diyeyim, belgesel gezgin mi diyeyim. Maşallah çok fotoğrafçı kişiliğiniz var. Hepsinde de çok başarılı oldunuz maşallah. Bunu programın ilerleyen vakitlerinde öyle görünüyorsa ne mutlu bana. Yok yok öyle inşallah, maşallah. Toplum olarak da örnek alınan bir kişisiniz maşallah. Hangisinden başlayalım? Önce çocukluğunuzdan, biz daha çok çocukluğunuzdan başlamayı severiz. Çünkü isminiz de özel, anlamı, soyadınızın da özel bir hikayesi var. Onlardan bir başlayıp biraz çocukluğunuzu anlatabilir misiniz izleyicilerimize? Ben 1968 doğumluyum. 21 Mayıs. Tam böyle bir arada bir tarih. İkizlerle Boğa'nın geçiş. Yani burcumu bile tam söylemekte zorlanırım ne olduğunu. Çünkü bazı kaynaklarda ikizler, bazı kaynaklarda Boğa diye geçer. Etiler'de büyük babamın yaptırdığı bahçeli büyük bir evde yaşadım hayatım boyunca. O yüzden tabii bahçeyle, toprakla, doğayla, hayvanlarla hep ilişkim oldu. Doğduğumda babamın köpeği vardı. Bir de o bahçenin avantajı sayesinde birçok hayvan besledim. İşte kertenkele, kaplumbağa, keklik, işte beyaz fare, hamster filan gibi. Hatta ilk akvaryumu kendim camcıdan cam kestirip, orta birde miydim, ilkokulda mıydım? İşte silikonla yapıştırıp filan kendim yaptım yani ilk akvaryumu. Doğa sevgisi çok eskiye dayanıyor maşallah. Zaten üniversitede de doğada sporla tanışınca o doğa ve hayvan sevgisi doğada spora dönüştü ve bana da çok uydu. Hem yeteneklerim uygundu, hem zaten çok sevdiğim bir alandı. Ama çocukluğumda dediğim gibi hareketli bir hayatım oldu çok. Annemle babam ben 2 yaşındayken ayrılmışlar. Ben babamda kaldım. İşte büyük babamın yaptırdığı o bahçeli evde yetiştim. Çok da avantajını gördüm. Babaannem yetiştirdi beni. Ondan sonrasında işte üniversitede tekrar doğa ve sporu birleştirme fırsatı yakaladım Bilkent'te okurken. 20 yaşındayken. Sonrasında zaten bütün hayatım yeniden şekillendi. Yani çocukluğumda çocukluk hayalim doğa tarihi bilimcisi olmaktı. Araştırmacı olmak istiyordum. İşte hani hayat, varoluş, dünya, işte arkeoloji, antropoloji falan onları öğrenmek hayalim vardı. Olmadı ama işte lise okurken o dönemlerde popüler olan işletme ve ekonomiydi. Önümüzdeki süreçte işte 90'larla birlikte Türkiye'de bankacılık sektörü, iş dünyası çok gelişecek diye bir algı vardı ki hakikaten de öyle oldu. Ben de o furyada işletme okudum. Babamın işlerini devralacağım diye. Ama üniversitede bu dağ ve doğa sporlarıyla tanışınca hem çok keyif aldım hem de yetenekli olduğumu gördüm. Ve kendime bir üniversiteyi bitirdikten sonra bir yol haritası çizdim. Bir deneyeceğim ben bu işi dedim. Yüksek irtifa dağcılığını deneyeceğim. Ama yapıp yapamayacağımı bilmiyorum. Çünkü metabolizmam uyumlu mu değil mi bilmiyorum. Evet. İşte onu ancak oraya gidince görmek lazım. Babama da söyledim. Yani ben önce üniversiteyi bitirdikten sonra önce şunları bir deneyeceğim. İşte Rus dağcılarla. Denedim ve çok iyi gitti. Hem yetenekli olduğumu gördüm, hem çok zevk aldım, hem işte sporu çok sevdim. Yüksek irtifa dağcılığını, Ruslarla çok iyi anlaştım. Ondan sonra işte Karliopar ünvanı falan derken Everest ve sonrasında profesyonel dağcı oldum ve babama da söyledim yani ben bu işleri devralmayacağım. Yani ben böyle bir hayat kurmaya karar verdim dedim. O da işte işlerini devretti, emekli etti kendisini. Ben de bu hayata girdim ve koşturdum yani sonrasında da. Peki o hızlı geçtiğimiz bölüme tekrar döneyim. Bu Karliopar ve Everest. Onlara biraz açabilir misiniz? Çünkü Everest'te tırmanan ilk Türk en genç. Yok şöyle. Tabii Türkiye'de benden önce 8000 metreden yüksek bir tırmanışı hedef olarak önüne koyan dağcı yoktu. Dolayısıyla Türkiye'de 8000'lik dağlarla ilgili, yüksek irtifa dağcı ile ilgili bir bilgi birikimi de yoktu. Böyle bir konsept yoktu Türkiye'de. Benim de en büyük hayalim üniversitede okurken Türkiye'nin ilk 8000 metreden yüksek tırmanışını yapan dağcı olmak istiyordum. Ben kafama onu takmıştım bir şekilde. Niye taktım bilmiyorum ama bunu takmıştım fena halde. Bunu da öncesinde tabii daha alçak dağlarla işte 5000'lik, 6000'lik, 7000'lik yerlerle kendimi denemem lazım. Bu fırsat olmadı Ağrı Dağı kapalı olduğu için terör yüzünden. 9 sene kapalıydı Ağrı Dağı. Ben 2-3 kere gittim. Hepsinde geri dönmek zorunda kaldık. İzin vermedikleri için. Yani 95'te Everest'e çıktım. Kendi ülkemin en yüksek dağına 99'da çıkabildim. Evet. Böyle bir problem oldu ama sonuçta yüksek irtifa dağcıdan çok keyif aldım. İşte önce Rusya Dağcılık Federasyonu'nun verdiği Karliopar ünvanını aldım. 26 yaşındayken ki hala tekrar yok. Onun Türkiye'den. Biraz içeriğini açar mısınız? Çünkü şöyle, o ünvan için belli bir kriter gerekiyor. Sovyet Asya'da eski Sovyetler Birliği toprakları sınırları içerisinde kalan coğrafyada Pamir ve Tian Shan dağları da var. iki tane 7000 metreden yüksek dağ Tian Shan dağlarında, ki bunlardan bir tanesi dünyanın en kuzeyindeki 7000 metreden yüksek dağ. 3 tanesi de Pamir dağlarında. Lenin, Koşunetskoy, Komünizm, Pamir'de, Kantengre ve Pobeda, Tian Shan'da. Bu 5 tırmanışı tamamlayan dağcılara verilen bir resmi ünvan bu. İşte ben de 96'da tamamladım. 94'te tamamladım 26 yaşındayken. Hala Türkiye'den tekrar yapılmadı. Karliopar olduktan sonra tabii özgüvenim de çok arttı. Artık sıra 8000'lik bir tırmanışa gelmişti ve 14 tane 8000 metreden yüksek dağ var dünyada. Bunlardan herhangi birine razıydım aslında ben. Çünkü dediğim gibi benden önce böyle bir hedef yoktu. Yani en kolayına bile razıydım. Derdim 8000'in üstüne çıkmaktı. Ama işte hayat harika bir fırsat çıkarttı karşıma ve Everest'te ilk 8000'lik denememde gitme imkanı buldum. İyi de gitti her şey bir şekilde. İşte Everest'te tırmanan ilk Türk dağcı oldum. Dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldum Everest'te tırmanan. Sonra arkasından devam ettim. İşte 7 zirveler projesini tamamladım. 7 kıta var ya, her kıtanın en yüksek dağını tamamlayan proje. 96'da Everest'ten sonra onu tamamladım. Dünyada 45 dağcı vardı tamamladığımda. 28 yaşındaydım. Dünyanın en genç dağcısı oldum. Şu anda benden daha genç çocuklar tamamladı ama. Kaça çıktı şu an rakam acaba tamamlayabilen? Çünkü bilmiyorum. Onun bir de acı bir hikayesi var. Hayatını kaybeden, vefat eden de bir sürü dağcı oluyor. Dağcılık riskli ve tehlikeli bir spor. Maalesef yani bu sporu yaparken insanlar yaralanabilir, sakatlanabilir, ölebilir bile ki benim 20'den fazla arkadaşım öldü. Bir kısmı Allah gözümün önünde öldü yani dağlarda. Evet yani bu spor tehlikeli ama o risk ve tehlike dağcılık sporunu diğer bütün sporlardan daha ayrı ve üstün bir yere koyuyor. Çünkü her spor zordur, zahmetlidir, antrenman yapman lazım, işte lojistiği vardır, eğitim vardır, teorisini, pratiğini öğrenmen gerekir ama neticede en sert sporları bile düşünsek, hani dövüş sporlarını bile düşünsek, sonuçta yaralansan, bir yerin kırılsa hemen sedyeye alırlar, hastaneye götürürler yani. Yanında doktor var yani, yanında doktor var. Dağda bileğini burksan kendi başının çaresine o şekilde bakmak zorundasın. O burkuk bilekle ne yapacaksın? İneceğim mi, çıkacağım mı, sığınacağım mı? Onu çözmek zorundasın orada. Bir de takım çalışması da bu açıdan önemli değil mi? Yani çünkü koordineli bir şekilde hareket ediliyor. Tabii. Bir kişinin bile tecrübesiz olması herhalde bütün ekibi de etkiliyordur. Tabii şimdi dağcılığı bazen böyle bireysel spor gibi görüyorlar. Bu tabii biraz yanlış bir tanımlama olur. Dağcılık takım dinamikleriyle doğada yapılan riskli ve tehlikeli bir doğa sporu. Ama tabii ki güçlü bireyler olmak gerekiyor. Çünkü yaptığın şey zahmetli, riskli, tehlikeli, ciddi bir fiziksel kondisyon gerektirir. Çünkü sonuçta neticede arazi koşullarında ve çevresel stresin altında bir performans gösteriyorsun. Hani koş desek maraton koşulabilir ama arazide ıslaklık, rüzgar, işte yağmur, fırtına, taş düşmesi, çığ düşmesi, kötü hava, geceye kalmak gibi başka çevresel stresler var. İşte beslenmesi, hijyeni, bakımı, bir sürü başka şeyler de var. Bunların hepsi birleştiği zaman sporcunun üzerinde bir baskı yaratıyor bu. Bütün bunlarla başa çıkabilecek kapasitede bir yapıya, hem kişiliğe hem bunlardan zevk alman lazım. Yani bu eziyete dönüşüyorsa zaten yapamazsın işi. O bütün o sıkıntısından, çevresel streslerden de keyif alıyor olması lazım bir taraftan da kişinin. İşte o yaratılışta, o karakterde insanlar yetenekleri de müsaitse, hani fizyolojik yetenekleri, metabolizmalarının uyum yeteneği, işte kas beyin koordinasyonu, kalp akciğer sistemi, işte kuvvete devamlılığı, patlayıcı kuvveti gibi şeyleri bu sporu yapmaya uygunsa, o zaman işte çok başarılı sporcular çıkabiliyor ortaya. Belli bir sağlık kontrolünden geçiliyor mu dediniz ya, dağda test edeceğim kendimi diye, ama ondan öncesinde bir mesela kalbi o şartlara uygun mu, oradaki basınca uygun mu gibi bir sağlık kontrolü oluyor mu? Şöyle, normalde tabii ki kimse size sağlık raporu sormuyor spor yaparken, bunları yaparken. Ama zaten bu tür büyük bir hedefin peşinden gidiyorsa kişinin kendini biliyor olması çok önemli. Zaten düzenli antrenman yapıyor olması lazım. Zaten işte kalbini belli bir yerlere kadar yükseltip o dinlenmesi, devamı, kendisini biliyor olması gerekir her şeyden önce. Yüksek irtifa dağcılığı tabii başka bir faz. Yani onu da ancak o şartlara gidince metabolizmanın o şartlara uyumlu olup olmadığını anlamak mümkün. Ama dediğim gibi yani öylesinde önceden böyle bir sağlık testi yaptırmak gibi bir zorunluluk yok. Eğer kişi kendisi istiyorsa yaptırıyordur bunu. Bir de neticede bu riskli ve tehlikeli bir etkinlik olduğu için herkes kendini biliyor. Neyi nereye kadar zorlayacağını, nerede devam edip nerede dönmesi gerektiğini doğru değerlendirdiğini düşünerek hareket ediyoruz. Ama yüksek irtifa dağcına gelen birçok dağcı da aslında o işi yapabilecek kapasitede olmadığı halde geliyor. Onlar da hemen eleniyorlar zaten. O ilk başlangıçtaki uyum tırmanışları sırasında, işte ana kampa ilk geldiklerinde, ilk yukarıya birinci kampa gidip gelişleri sırasında bir bakıyor ya bu iş zormuş diyor. Çok ağırmış, kondisyon gerektirmiş deyip zorlanıyor. Hemen eleniyorlar onlar. Peki ilkler çok önemlidir. Mesela ilk tırmanışınızda neler hissettiniz? Yani herhangi bir korku heyecanı oldu mu? İlk tırmanışında kondisyonum yetmedi aslında. İlk Hüseyin Gazi kayalıklarına gitmiştik. O tırmanış gibi değildi ama o işte yürüyüş nasıl yapılır, sırt çantası nasıl yüklenir, işte kayada 3 nokta denge kuralı filan. Teorik pratik çok sıkı bir eğitim almıştım zamanında. Tırmanış kısmı kolay geldi de Aladağlara gittik. Kış temel dağcılık eğitimine gitmiştik. Rahmetli Recep Çatak götürmüştü bizi. Orada sonuçta arazide, bataçıkta, derin karda yukarıya doğru ilerliyorsun. Kondisyonum yetmemişti ve ben yani vay anasına dedim ya bu spor bayağı ciddi bir antrenman gerektiriyor. Yani ilk dağcılık denememde ilk fark ettiğim şey dağcılığın ciddi bir fiziksel antrenman gerektirdiği ve kondisyon istediğiydi. Ondan sonra zaten antrenmanlara çok özel önem verdim, ağırlık verdim. Hatta çok çok ağır sıkı antrenmanlar yaptım yıllarca. Ve bir daha kondisyonla ilgili bir derdim olmadı. Ama ilk denememde bir sarsıldım yani. Vay canına dedim yani bu iş. Demek ki nedir antrenmanı bunun? Yani ne yapıyorsunuz? Yüksek irtifa dağcılığının en iyi antrenmanı ki çünkü bu kalp akciğer sistemiyle alakalı bir sistem yüksek irtifada. Düşük oksijenli ortamda yüksek bir performans göstermek gerekiyor. Hem metabolizmanın uyum yeteneği olması lazım hem de özellikle yokuşta koşmak, yokuşta bisiklete binmek, kumda koşmak gibi şeyler kalp akciğer sistemini çok iyi çalıştırır. Ben yıllarca her gün bebek yokuşunu veya küçük bebek yokuşunu bisikletle çıktım. Bazen ikisini birden çıkardım. Her gün evde bir basamak aletim var, stepper. 1 saat 50 kilo sırt çantasıyla çalıştım. Her gün 1 saat. Ki normalde bir insan vücut ağırlığının 1/3'ünü normal şartlarda taşır. Ben vücut ağırlığımın 2/3'ünden fazla yükü taşıdım antrenmandan. Oksijen takviyesi olmadan tırmanmak mesela çok hani programdan evvel de konuşmuştuk onu. Çok ciddi bir şey. Yani bunda mesela genel olarak dağcıların %kaçı bunu başarabiliyor? Yani siz herhalde azdır tabii. Yani şimdi ne söylesem spekülatif bir rakam söyleyeceğim için pek de bir rakam vermek istemiyorum. Çünkü hakikaten bunun hesabını yapmadım. Ama bana sorarsanız Everest gibi K2 gibi dağlarda %10'dan fazla değildir oksijensiz tırmanabilen. Ben Everest'e tırmandığımda dünyadaki 724. dağcı olmuştum. K2'ye tırmandığımda da 164. dağcı olmuştum. K2'ye tırmanan hem Everest'e hem K2'ye tırmanan 70. dağcı olmuştum. K2'ye oksijen desteksiz tırmandım ki Türkiye'nin en yüksek oksijen desteksiz tırmanışıdır. Bu işte Nasuh Bey en ileri hedef K2 midir? Evet yani normal klasik rotalar üzerinden baktığımızda zirvesine ulaşılması en zor dağ olarak kabul edilen, en tehlikeli dağ olarak kabul edilen K2. Zirvesine ulaşan her 3 dağcı için bir dağcının öldüğü bir istatistiği vardı ben gittiğimde. Zirvesine varan her 8 dağcıdan biri geriye dönemiyordu. Şimdi tabii sizin Everest'e ilk tırmandığınız, K2'ye tırmandığınız dönemlerde ekipmanlar da çok farklıydı. Önümüzde bir 20 senelik süreç oldu. Mesela ekipmanın buna katkısı nedir? Şu an ne aşamada? Çok iyi bir soru. Şöyle, teknoloji tabii sürekli gelişiyor, değişiyor, yenileniyor, yeni fırsatlar, yeni imkanlar geliyor. Hayatı kolaylaştırıyor bir kere her şeyden önce. Gelişen teknolojinin şöyle bir avantajı var bu tür sporlarda. Bir kere malzeme çok daha hafif hale geliyor ki bizim en büyük derdimiz zaten yük. Çünkü her şeyi sırtında taşıyorsun. Her şey kompakt bir şekilde kendine yeterli bir sistemle oraya girip çıkman lazım. İşi yapıp dönmen lazım. Dolayısıyla malzemenin hafiflemesi çok önemli bir avantaj. Hafif malzemeyle daha yüksek performans gösterebiliyorsun. Bir kere o da çok iyi bir avantaj. İşte bunun dayanıklılığı, koruması, ısı, yalıtımı, şusu busu da daha kaliteli hale geliyor. Dolayısıyla bu sporcunun performansına olumlu yönde etkide bulunuyor. Bu şu fırsatı getiriyor beraberinde. Daha kolaylaşmıyor. Ama daha önceden, daha önceki teknolojiyle, daha önceki antrenman bilgisiyle, daha önceki fizyoloji, metabolizma bilgisiyle yapılamayan, henüz yapılması mümkün görünmeyen rotalar açılmaya başlanıyor gelişen teknolojiyle. Mesela daha önceden diyelim ki işte bir duvar var ve o duvarda çok uzun zaman geçirmek gerekecek ve o günün malzemesiyle, teknolojisiyle bunu yapmak gereğinden fazla zaman alacağı için mümkün değil ama yıllar geçtikçe, malzeme hafifledikçe, malzeme dayanıklı hale geldikçe, oradaki bazı özel problemlere özel malzemeler üretildikçe, bunları kullanmayı antrenmanla, eğitimle öğrendikçe sporcular bu sefer daha önce düşünülmeyen rotalar açılmaya başlanıyor. Daha önce hedeflenmeyen zorluktaki hedefler hedeflenmeye başlıyor. Sporun da şeyi yükseliyor. Sporda yapılan performans da yükselmeye başlıyor. Evet. Bir de tabii ki amatörlerin de önünde birçok kapı açılıyor bu sayede. Yani ben Everest'e çıktığımda dediğim gibi 724. dağcıydım işte 95'te çıktığımda. 1953'tür ilk çıkışı Edmund Hillary, Tenzing Norgay. 42 senelik tarihinde 750 kişi tırmanabilmiş Everest'te. Toplamda 42 sene içerisinde. Şu anda her yıl neredeyse 750 kişi tırmanıyor. Yılda o kadar insan tırmanıyor. Çünkü gelişen teknolojiyle birlikte, gelişen fizyolojiyle birlikte, gelişen rehberlik sistemi bilgisiyle birlikte o tur rehberlerinin, dağ turizmi organizatörlerinin işbirliktelikleriyle, geçmiş kazalardan çıkarttıkları derslerle, dağ üzerindeki hakimiyetleriyle artık o riskleri çok daha düşük seviyelere indirip amatör insanların da ama antrenmanını yapmış, kondisyonunu hazırlamış, hakikaten gücü kuvveti yerinde. Sadece o kadar tecrübeli değil. Kritik kararları verme konusunda sıkıntı yaşayabilecek insanları da uygun rehberlerin, güvenilir rehberlerin ve güvenilir rotaların içerisinde Everest'in zirvesine tırmanma fırsatı verebiliyorlar insanlara ki bu da hakikaten bir dünyalı olarak bazılarımız için çok önemli. Bir dünya vatandaşının ben bu ülkede, bu dünyanın en yüksek noktasına ulaşmak istiyorum tutkusunu, hayallerini ben çok iyi anlayabiliyorum ve çok da saygı duyuyorum. İlla profesyoneller bir tek bunu yapacak diye bir kural yok. Eskiden öyleydi. Sadece profesyoneller yapabilirdi. Ama artık o kadar profesyonel olmak zorunda değil insanlar. Bu tabii ki bir tek Everest Dağı'nda söz konusu olan bir süreç. Çünkü Everest dünyanın en yüksek dağı olduğu için çok önemli bir marka. Herkes için çok önemli yani Everest. Neresinden bakarsak bakalım. Bu gezegenin en yüksek noktası. Ve burada da ciddi bir turizm potansiyeli var. Talep var. Talep olunca da arz da oluşuyor bir biçimde ve o arzda giderek kaliteyi yükseltiyor ve şu anda da Everest rehberliği hakikaten dünyada başka hiçbir yerde olmayan şekilde kuvvetli, güvenli, organize, 20-25 bin dolardan 70-75 bin dolara kadar aralıkta farklı bütçelerde hizmet alabileceğiniz, servis alabileceğiniz bir geniş aralıkta yürüyen bir sistem var orada. Kazalarda epey azalmış durumda. Yani bu kalabalığa rağmen kazaları da azaltmış durumdalar. Şimdi turizm dediniz, orada tabii siz farklı bir yönden işlediniz ama birçok daha tecrübeniz oldu. Bu Allah'ın yarattığı güzellikler var, doğanın oradaki şeyleri var. Bu fotoğrafçılık hissiyatı orada mı ilk sizde başladı? Yani fotoğraf şöyle, ben 20 yaşında başladım dağcılığa üniversitede okurken. Hemen arkasından işte mağaracılık, aletli dalış, amaç paraşütü bir sürü sporla uğraştım. İlk bir sene fotoğraf makinem yoktu. İşte gidiyordum geliyordum ve her geldiğimde de yurtta arkadaşlarıma anlatıyorum. İşte sınıfta okulda arkadaşlarıma anlatıyorum. İşte şöyle güzeldi, böyle güzeldi. Işık Dağı'na gittik, Ilgaz'a gittik. Yok bilmem ne mağarasına gittik. Onu yaptık, bunu yaptık. Bir yerden sonra baktım ya ben anlatıyorum ama olmuyor yani. Ne anlatsan anlatamıyorsun çünkü görüntü orada. Fotoğraf çekmeye başladım. Bir sene sonra bir fotoğraf makinesi aldım. Başladım. Çok hoşuma gitti. Bu sefer fotoğraf gösterileri, söyleşiler, diğer gösterilerine başladım. Giderek işte makineler değişti, gelişti. Hep yani sürekli 21 yaşından bu yana fotoğraf çekiyorum. Şimdi şeyleri aslında konuştuk da mesela dağların biliyorsunuz son jeolojik bulgularda izostazi denilen bir özellik var, depremleri engellemesi, kazık gibi aynı zamanda yeryüzüne saplanmasına. İstiyorsanız oradan bir depremlere geçelim. Çünkü sizi halkımız ilk önce, yani ben gençlik yıllarımdan hatırlıyorum. Önce bir milli kahraman gibi Everest'e tırmanılan, her gün hemen hemen gazetelerde yer alıyordunuz. Akabinde de 17 Ağustos'ta yaşanan o müessif depremden sonra, Allah şehitlerimize de rahmet eylesin, rahmet eylesin. Depremler, AKUT, o süreç nasıl başladı? Valla hani bir musibet bin nasihatten iyidir diye bir atasözümüz var ya bizim. Bundan yıllar önce 1994 yılı Kasım ayında Bolkar Dağları'nda bir dağ kazası yaşanıyor. 2 tane genç çocuk Yıldız Teknik Üniversitesi'nin dağcılık şubesinden kayboluyorlar. Aslında 5 kişi gidiyorlar, bir fırtına yakalanıyorlar. Üçü bir şekilde, işte ikisi kampa iniyor, biri bir köye iniyor, ikisi kayıp, yok ortada. Tabii o dönemde de böyle bir seferde 2 gencin kaybı, 20-21 yaşında çocuklar bunlar. Büyük olay. Ama yine o dönemlerde organize bir Türkiye'de arama kurtarma takım yok. Evet. Dağda doğada bu işi yapabilecek. Zaman zaman böyle olaylar olduğunda dağcılar münferit olarak haber alınca müsait olanlar hemen evine gider. İşini gücünü bırakır, sırt çantasını toplar, şahsi malzemesini doldurur, içine ne gerekiyorsa işte çadır, yiyeceği, uyku, şusu busu hemen bölgeye giderdi ve kim geldiyse bölgeye onlarla beraber doğaçlama bir şekilde yapılırdı çalışma. Çünkü pardon sözünüzü kestim, bir dağcıyı ancak herhalde bir dağcı kurtarabilir. Aynen öyle. Çünkü sporun kendi özgü dinamikleri var. Bir kere kondisyon ister. Dağcılık her şeyden önce çok ciddi bir fiziksel kondisyon ister. Ve şehir antrenmanı yetmez dağda performans göstermeye. Benim de ilk kış dağcı denememde suratıma dan diye çarptı kondisyon meselesi. Malzeme bilgisi ister, lojistik ister, eğitim ister, bir sürü şey ister yani. Bu da bir tek dağcılarda var. Bu olayda 14 gün uğraştık iki grup halinde. Bir grup gitti bir hafta, bulamadık. Biz döndük, öbür grup geldi. Altını üstüne getirdik, bulamadık çocukları. Hatta aileler helikopter kiralamıştı. Helikopterle bizi Bolkar Dağları'nın zirvelerine bırakıyorlardı. Bütün o vadileri, yamaçları inip koştur koştur taradığımız halde bulamadık. Bu olaydan sonra aralarında benim de bulundum. Bir avuç dağcı arkadaşlarımla oturduk ve bir takım öngörülerde bulunduk. Türkiye'nin dağ ve doğa sporları geleceğiyle alakalı. Bir kere 90'larla birlikte özellikle benim bu Karliopar'ı ünvanını aldığım tırmanışlarla beraber Türkiye'de dağ ve doğa sporlarına ilgi artmaya başladı. Üniversite kulüplerinde bunu görmek çok mümkündü. Ben de üniversite kulüpleriyle başladım. Üniversite kulüplerinden birçok şey öğrendim ve o dönemde hakikaten bir yükselme trendi vardı. Bunun tabii şöyle bir sonucu olacaktı öngörümüze göre. Bir kere başarılı sporcular çıkacak. İyi haber. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Bu sporlar riskli ve tehlikeli sporlar. Trafiğe ne kadar çok araç çıkartırsanız o kadar çok tabii ki o ulaşım imkanından katma değer yaratırsınız ama bir taraftan da trafik kazası riskiniz artar. Basit bir matematik bu. Evet. Ve dedi ki gelecekte daha çok genç doğaya çıkacak. Dolayısıyla daha çok genç dağda doğada kaza geçirecek. Ve işte biraz önce tam dediğiniz gibi bir dağcı dağda kaza geçirse ona sadece diğer dağcılar yardımcı olabilir kuralı nedeniyle biz gelecekteki olası dağ ve doğa kazaları için şimdiden örgütlenelim dedik. Madem öyle ihtiyaç artacak. Başka da yok. Bunu da kim yapacak? Biz yapacağız. Ülkenin en yetkin dağcıları biziz zaten. Biz kuracağız bu işi de. 95 yılı tamamen bu konunun içine girdik. Karar verdik artık. Biz kuracağız bir araba kurtarma takımı diye. Çünkü lazım. Gerek var Türkiye'de. 95'te de Türkiye'deki mevcut durumu analiz etmeye başladık. Nedir Türkiye'nin bu durumdaki potansiyeli, pozisyonu, arama kurtarmada, işte acil durumlarda ne var ülkede diye bulabildiğimiz bütün kaynakları taradık ve şok olduk. Türkiye aslında bir doğal afet ülkesiymiş. Birkaç yılda bir belli bölgelerde çok ciddi yıkımlara yol açan seller yaşanıyormuş. Birkaç 10 yılda bir kitlesel afete dönüşen depremler yaşanıyormuş Türkiye'de. Biz bunu 1995'te fark ettik. Bunu fark edince dedik ki bir dakika o zaman biz madem bir arama kurtarma takımı kuruyoruz zaten gönüllü karşılıksız kuracağız. Hiçbir karşılık beklemeyeceğiz bundan. Niye çok sevdiğimiz dağ ve doğayla sınırı tutalım ki? İhtiyaç halinde gideriz depremde, selde, büyük kazada devlete, millete hizmet ederiz dedik ve 14 Mart 1996'da işte 10 gün sonra da 19. yaşımızı bitiriyoruz. AKUT Arama Kurtarma Derneği'ni tam bu cümlelerle kurduk. İşte dağ ve doğa sporlarında meydana gelecek kazalarda ve deprem, sel gibi büyük afetlerde ve kazalarda can kaybını en aza indirmek ve bu konular hakkında toplumu bilinçlendirmek diye iki tane kendimize temel misyon seçtik. Biri operasyonel, doğrudan acil duruma müdahale edip hayat kurtarmak. Öbürü de bu konular hakkında öncesinde toplumu bilinçlendirmek, bilinçli hale getirebilmek ki bu tür olaylara daha az ihtiyaç duyulsun diye. O gün bugündür ana omurgası bu olmak koşuluyla AKUT çalışmalarını sürdürüyor. Bugün tabii çok büyüdük. Yani artık oralardan çok öte bir yerlerdeyiz. Derneğimiz 19. yaşını bitiren dernek arama ve kurtarma ile uğraşıyor ki bugüne dek 1800'ün üzerinde operasyonumuz var. 2040'ın üzerinde de kurtardığımız insan var. Maşallah. Ki bu deneyime sahip Türkiye'de başka hiçbir ekip yok. Yani ilk 1000. canımızı 96'dan 2010 yılına kadar Haiti depreminde kurtardık. 14 sene de 1000 kişi kurtarmıştık. 2010'dan 2014'ün 30 aralığına gelene kadar 1000 kişi daha kurtardık. Yani 4 yılda ikinci 1000 insanımızı da kurtardık. Çünkü yeni ekipler kuruyoruz. AKUT'u ilk kurduğumuzda bir ekip, bir tek İstanbul'daydık. Her yere biz gidiyorduk. Her yere İstanbul'dan işte Batı Karadeniz'de sel oluyor biz gidiyoruz. Antalya'da yamaç paraşüt kazası oluyor biz gidiyoruz. Aladağ'da bir şey oluyor gene biz gidiyoruz. Her yere biz koşturuyorduk. Hatta o zamanlar Türkiye'de tabii böyle bir ekip olmadığı için devlet bizi yolluyordu her tarafa helikopterle. Alıyorlardı bizi helikopterle işte operasyon bölgesine götürüyorlar. Sonra genelde kendi başımızın çaresine bakıyorduk ama hep helikopterle giderdik. Hatta bir kere ben Etiler'de oturuyorum. Bizim şimdi metro da geldi oraya. Tam metronun karşısında bir arazi var. Geniş bir arazi. Profesörler sitesi diye bir yer. Profesörler sitesinin arazisine helikopterle indim. İşte operasyondan döndük. Bitti iş. Pilotla da iyi anlaşmıştık. Ya dedi işte bak seni istiyorsan etilerde bırakayım dedi geçerken. Yukarıdan tabii tanımak zor biraz. Baktım. Aa şurada dedi. Ben oraya indim ve bayağı sırtımda koca bir sırt çantası, dağ ayakkabıları. Bütün herkesin önünde böyle lap şeyle yürüyerek eve geldim yani. Dolayısıyla o zamanlar bir tek biz vardık. Şimdi AKUT'un derneği operasyonla uğraşıyor. Vakfımız var. Sosyal sorun projeleriyle ve toplum bilinçlendirme çalışmalarını AKUT Vakfı üzerinden yapıyoruz. Enstitümüz var. Dış kurumlara verdiğimiz bütün eğitim ve danışmanlıkları AKUT Enstitüsü üzerinden yapıyoruz. 11 ülkede çalışıyor enstitü. Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Filipinler, Kamboçya, Rusya, Romanya falan birçok ülkede eğitim ve danışmanlık yapıyoruz. Suriye'nin sivil savunmasını biz yetiştirdik. Bu beyaz White Helmets diye, beyaz kasklar diye bir grup oluşturdular. 750'nin üzerinde sıradan Suriye vatandaşını yetiştirdik. 10.000'in üzerinde insan kurtardılar bombalanmış binalarda ve bu çok özel bir eğitim modülü. Maalesef 25-30 tanesi de ikinci bombalamalarda hayatını kaybetti. Çünkü savaş koşulları bu yani. Enkazdan çok daha başka bir denklem var orada. Onun dışında spor kulübümüz var. Spor kulübü şu anda 10 branşta çalışıyoruz. İşte dağcılık, kayak, snowboard, bisiklet, motosiklet, kitesurf, geleneksel Türk okçuluğu, orienteeringi kuruyoruz şimdilerde. Motor sporları gibi böyle branşlarımız var. Hatta motosiklet branşımız 2014 yılında Türkiye pist şampiyonu oldu. Maşallah. Kitesurf'te inşallah işte ileride milli takıma sporcu vereceğiz. Kayak ve snowboard takımlarımız milli takıma sporcu veriyor sürekli. Gibi yani böyle birçok alanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi tabii depremler deyince İster istemez insanın ilk aklına gelen Gölcük depreminde yaşadığınız tecrübeler oluyor ama onun öncesinde demin dillendirdiniz. Aynı zamanda AKUT yurt dışında da hizmet veren ve gönüllü olarak bu çalışmalara katılan bir kuruluş. Haiti depreminden bahsettiniz. Zannediyorum o zaman da Haiti'de bir iç savaş yaşanıyordu ya da yeni çıkmışlardı. Gittiğiniz ülkelerde nasıl karşılanıyorsunuz? Nasıl ortamlar? Şimdi biz tabii afet anında gittiğimiz için zaten ülkedeki hani taş yüzünde taş kalmamış ve korkunç bir travmadalar. 17 Ağustos'u yaşadık hepimiz biliyoruz. Yani devlet ve aygıtı çöktü. 2 gün sonra devleti oraya ulaşabildi, ne olduğunu anlayabildi. Öyle bir travmadan bahsediyoruz. Yani bir kitlesel afet olabilecek en kötü şey. Yani bir daha inşallah bizim ülkemizin başına gelmez öyle bir şey. İnşallah. İlk bizim katıldığımız yurt dışı deprem deneyimi Yunanistan depremi oldu. Atina depremi. Hemen Eylül'de zaten yaşandı o da. Evet. Ağustos'ta biz yaşadık. Bir ay sonra da onlar yaşadı. Onlar da bize gelmişti, yardımcı olmuştu ki Türkiye 60 küsur ülkeden yardım geldi. Dolayısıyla onların başına bir şey gelince komşu hemen biz de koştuk gittik. Bu iki ülke arasındaki ilişkileri de çok sıcak bir yere getirdi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Kostis Stefanopoulos o zamanlar AKUT'u resmi olarak kabul etti ve devlet teşekkürü sundu. Hakikaten ilişkileri çok sıcaklaştırdı. Sonra Tayvan depremine gittik. Mozambik seline gittik. Mozambik seline de bir destek yolladık. Arama kurtarma yapmadık. Hindistan depremi, Pakistan depremi, Haiti depremi en son katıldığımız kitlesel afet oldu. Burada hep tabii bir taraftan da bu bir yandan da kamu diplomasisi projesi aslında. Yani biz ülkelerin, milletlerin en çaresiz zamanında gönüllü ve karşılıksız olarak gidiyoruz, onlara yardım ediyoruz, hizmet ediyoruz. Bu unutulmuyor. Unutulacak bir şey değil. Çünkü biz acısını yaşadık. Tabii. Ne olduğunu biliyoruz. Yani o çaresizlikte dışarıdan su getirse su. Yani ekmek getirse ekmek. Battaniye getirse battaniye. Her şeye ihtiyacım var. Kurtarma ekibi getirse kurtarma ekibi. Dolayısıyla insanların da o hallerinde yardımcı olmak, yanlarında olmak ülkenin de imajını çok kuvvetlendiriyor. Zaten bir ülkenin dünya ülkeleri arasındaki pozisyonunu belirleyen şey işte ekonomik gücü, politik gücü, askeri gücü, işte uluslararası rekabet alanlarındaki performansı, başarısı, işte olimpiyatlarda kaç madalya alıyor, şampiyonlarda kaç madalya alıyor, üniversitelerin kaç tanesi işte dünya listesinde falan filanın yanı sıra dünya meselelerine sahip çıkmasıyla da doğru orantılı. Ve dünya meseleleri de işte bu kitlesel afetler gerçekten çok önemli meseleler. O meselelerde Türkiye AKUT ve AKUT gibi sivil toplum kuruluşları sayesinde dünya meselelerinde de aktif rol oynuyor. Ve bu ülkenin imajını, Türk milletinin imajını da bütün dünyada yükseltiyor bir taraftan da. Çünkü bu insani bir katma değer. Bu Gölcük'te mesela ilk gittiğinizde yani sizi etkileyen manzara ne oldu? Bir de bu enkaz kurtarma çalışmalarında kritik süreç nedir? İlk kaç saattir? Valla bütün arama kurtarmada tabii aslında İlk dakikalar, ilk saatler ve ilk günler kritiktir. İlk yani önemli olan o ilk andaki müdahale. Çünkü özellikle kitlesel afetlerde olay o kadar büyük oluyor ki karşımızdaki problem o kadar büyük bir hale yayılıyor ki yani karşında düşün 50 bin tane bina yıkılmış. 50 bin binaya hangi kurtarma ekibinin gücü yeter? Hangi ülkede 50 bin binayla başa çıkacak kurtarma ekibi beslenir? Beslenmez. Normal şartlarda senin yapman gereken 50 bin binaya enkaza sahip olmayacak sistemi kurmaktır. Ne olursa olsun 50 bin tane enkazın olmayacak yani. Ama maalesef Türkiye'deki tabii bir sürü başka problemlerden dolayı mevcut durumumuz bu bizim. Dolayısıyla kitlesel afetlerde profesyonel ekiplerin bölgeye ulaşması ya da ulaşsa da sizin bulunduğunuz yere gelmesi, sizin enkaza ulaşması bazen 72 saat, bazen daha fazla sürebiliyor. Bir afet anında vatandaş, diyelim ki Allah korusun ama başımıza bir iş geldi, afet yaşadık bölgemizde. İlk yapacağınız şey sağlam mısınız değil misiniz hep olay bittikten sonra. Siz sağlamsanız çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, dostunuz, aileniz sağlam mı? Sağlam, güzel. O zaman hemen bir dış çember. O dış çember ne? Komşular. Komşular sağlam mı? Değilse hemen onlara müdahale ediyorsunuz. Yani vatandaş vatandaşa müdahale ediyor. Bu çok içgüdüsel bir şey. Hepimizin yapacağı şey bu yani doğal olarak başımıza böyle bir şey gelse. Bunu da Amerikalılar Mexico City depreminden sonra keşfetmişler. 1986'da korkunç bir deprem yaşanıyor. Ve FEMA, Amerika'nın bu Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın kurtarma ekipleri Mexico City'ye gittiklerinde tabii olay, kitlesel afet büyük bir olay ve yetişemiyorlardı her tarafa. Bir bakıyorlar bunlar gelene kadar vatandaş bir dünya iş yapmış zaten. Kendi başının çaresine bakmış vatandaş. Toplumsal dayanışmayla, birlik beraberlik duygusuyla. O zaman da şunu geliştirmişler. Bakmışlar biz gelene kadar, profesyonel ekipler yetişene kadar bazen 72 saat, bazen daha fazla gecikilebiliyor. Ama orada daha ki bekleyecek haliniz yok. Adam ölecek orada sonuçta. Vatandaş müdahale ediyor komşusuna. O zaman sıradan vatandaşı, mahalleliyi afet anında afet çalışanı haline dönüştürecek bir eğitim modülü geliştirmişler. Community Emergency Response Team diye. İşte toplum acil durum müdahale takımı diye. Bu eğitimi Türkiye'lik biz getirdik. 1999'da depremden sonra FEMA'ya işte 11 tane kurs aldı 3 gönüllümüz, 3 eğitmenimiz. Ve bu eğitimlerin eğitmeni oldular. İşte şu anda bütün Türkiye'deki toplum afet gönülleri, mahalle afet gönülleri eğitim modülü bundan veriliyor zaten. Bizden sonra Boğaziçi Kandilli Rasathanesi gitti, İTÜ gitti. Onlar da getirdiler, eğitmen oldular bu şeyde ama ilk biz akıl ettik bu işi. Dolayısıyla toplum bilinçlendirmek burada önemli olan. Yani bir afet olayı, kitlesel afete dönüşen bir olay. Zaten tanım gereği afet acil durumdan yeterlilik anlamında ayrılıyor. Afet dediğimiz şey o devlet aygıtı içerisinde ya da toplum örgütlenmesi içerisinde o problemle mücadele etmek için hazırlanmış, hazır tutulan unsurların yetersiz kaldığı olaylar demek. Mesela 12 Kasım Düzce depremi bir afet değildi. Van depremi bir afet değildi. Türkiye'nin kendi gücü, örgütlü gücü bununla başa çıkmaya yetti. Ama 17 Ağustos bir kitlesel afetti. Türkiye'nin örgütlü gücü yetmedi. Dışarıdan yardım çağrısı yaptık. Önemli olan bu afetlerde her vatandaşın da, sıradan vatandaşın da bir afet çalışanı gibi hareket etmesini sağlamak. Mahalle afet gönüllüsü veya toplum afet gönüllüsü eğitimlerini almış olanlarının kurtarma ekiplerine yardımcı olacak şekilde olayı sınırlandırması, sabitlemesini sağlamak, ek kazalara meydan vermelerini engellemek, hiçbir şey bilmeyen sıradan vatandaşın da en azından telefona sarılmasını engellemek veya arabasına binip trafiği işgal etmesini engellemek. Çünkü o trafiği kurtarma ekiplerinin kullanması, yetkililerin kullanması gerekiyor. O telefon hatlarını da yine aynı şekilde yetkililerin ve kurtarma ekiplerinin kullanması gerekiyor. Yani her komşu, her akrabam tek tek arayıp iyi misin, kötü müsün, şöyle oldu, böyle korktum, şöyle hissettim, böyle sallandı. Bu konuşmalara maalesef afet anında yer vermemeliyiz. Çünkü o hatları başkalarının kullanması, uzmanların kullanması gerekiyor. Yani sıradan vatandaş da telefona sarılmayarak bir afet çalışanı gibi hareket edecek afet anında ya da trafiği işgal etmeyerek. Tabii bunların hepsinin önceden dediğiniz gibi anlatılması, bilinçlendirilmesi gerekiyor. Eğitim işte, bilinçli toplum. Peki burada izleyicilerimiz mesela bir AKUT gönüllüsü olmak istese ne yapması gerekir? Ondan da biraz bahsedelim mi? Tabii. AKUT'un 35 tane takımı var şu anda Türkiye'nin değişik yerlerinde. 1500-1600 civarında gönüllümüz var. Bu 35 takımının olduğu yerlerden birinde yaşıyorlarsa çok kolay. Hepsinin rutin toplantıları var, tanışma toplantıları var, işte ekibin lideri var, birimleri, bölümleri var, yönetim kademesi var. Onlara temas edecekler. AKUT'un olmadığı yerlerde yaşıyorlarsa maalesef orada yapacak bir şey yok şu aşamada. Ya yeni ekip kuracağız beraber, anlaşacağız, onlar bir örgütlü bir takımsa birlikte bunu yapabiliriz. Böyle büyüyor AKUT sonuçta. Veya bölgelerindeki yerel ekiplere katılacaklar. Şu anda birçok ekipte, birçok bölgede yerel ekipler var. Yerel yönetimlerin ekipleri var, özel sektörün ekipleri var, İşte silahlı kuvvetlerin tabii kendine özgü ekipleri var, sivil toplum kuruluşları var, birçok yerde kurulmuş. Yani AKUT varsa AKUT'a katılabilirler, yoksa fark etmez. Başka bir sürü araba kurtarma yapılanması var, onlara katılabilirler, yerel ekiplere katılabilirler. Önemli olan bu duyarlılığı, bu toplumsal sorumluluğu hissediyorlarsa şayet kendileri gibi bir düşünen birileriyle bir arada olmaları lazım. Sonuçta örgütlü toplum, güçlü toplum. Tek başınıza arama kurtarma yapamazsınız. Evet. Arama kurtarma bir takım işidir. Mutlaka bir ekibin bir parçası olmaları gerekir. Peki AKUT'a almak için belli bir kriteriniz var mı? Mesela birebir mülakatta bulunuyor musunuz o kişiyi daha iyi tanımak için? Ne arıyorsunuz mesela kişide daha? Vallahi tek aradığımız şey vatanını, milletini sevecek. Başka bir şey aramıyoruz aslında. Hı hı. Çünkü arama kurtarma sonuçta teknik bir formasyon. Yani biz hayatında arama kurtarmanın A'sını duymayan Suriyeli sıradan insanları arama kurtarmacı yaptık. 750 kişiyi ve 10.000 üzerinde insan kurtardılar. Yani arama kurtarma, herkes arama kurtarma eğitimi alabilir. Yeter ki bu konuda duyarlı, istekli, gayretli, niyetli, işte kan görmekten rahatsız olmayan, işte onu olaya müdahale edecek şekilde bir psikolojisinin olması lazım. Yani sağlam bir psikolojisinin olması lazım. Onu mülakatta mı anlıyorsunuz? Mesela bir kişi çok istekli oluyor ama hakikaten duygusal açıdan yeterli olmuyor. Orada çünkü şöyle, yaşamını yitiren bedenlerle karşılaşıyorsunuz. Bu her bünyenin rahat kaldırabileceği bir şey olmasa gerek. Elbette, ama orada sonuçta AKUT koca bir örgütlenme. Yani operasyon bizim bütün bu örgütlü yapımızın içerisindeki en uçta, en önde duran tarafı. Yani en elit takımlarımız orada bizim. Ama bizim 10 tane arkadaşımızı operasyona yollayabilmek için onların arkasında belki 100 kişinin çalışması lazım. Lojistiği, eğitimi, kaynak yaratması, işte ilişkileri, bir sürü şeyle birlikte. Dolayısıyla herkes illa arama kurtarmacı olacak diye bir kural yok ama herkes AKUT'un bir parçası olabilir. Aramızda obez arkadaşlarımız var, engelli arkadaşlarımız var, hiç operasyona çıkmayan arkadaşlarımız var. Yani ben hoşlanmıyorum, benim kaldırmıyor psikolojim diyor ama ben de yardımcı olmak istiyorum. Yerinden tutuyor. Geliyor, işin mutfağında çalışıyor. Yani idaresinde, organizasyonunda çalışıyor. Şimdi demin bahsettiniz aslında, ülkemiz genel olarak çok münevver kişiler, hemen ilk vatandaşımız da müdahil oluyor komşusu. Fakat bir de bilinçsiz müdahale olayı var. Mesela Gölcük depreminde de yaşadık. En çok aklınıza gelen, ikaz etmek istediğiniz, mesela kepçeler, iş makineleriyle hayatını kaybeden insanlar oldu orada. Mesela enkaz kazmaya çalıştı, tamamen koordinasyonsuz ve yanlış kazı sonucunda maalesef orada belki de birkaç vatandaşımızın neler var böyle aklınıza gelen? Ya orada tabii neticede arama kurtarma olsun, acil durum olsun ya da bir afete müdahale olsun, bu iş bir tecrübe ve birikim meselesi. Bilen insanların hareket etmesi çok önemli. Çünkü sonuçta aşağıda bir dünya var neticede. Bir enkaz ne kadar korkunç görünürse görürsün dışarıdan baktığımızda, o enkazın altında sağ kalan insanlar olabilir. Ne kadar böyle üst üste yığılmış moloz yığını bile görsek içeride bir takım boşluklar kalabilir. Biz de kurtardıklarımızı oradan kurtarıyoruz zaten. Evet. O yüzden binanın içinde, enkazın içindeki bütün sağ kalanların yerinin tespit edildiğine emin olmadan, sağ kalanların hepsinin çıkartıldığına emin olmadan, ceset ayrı mesele. Yani cesetin üzerine bir daha bir bina düşse bir şey olmaz. Ama canlı birisi varsa ikinci bir çökmeyi göze alamayız. Çünkü belki de onun üstüne çökerteceğiz. Henüz o ilk binanın çöktüğünde bir boşlukta kaldı belki. Bizim dışarıdan yaptığımız müdahaleyle binayı bir daha sarsarsak zaten eğreti duruyor her şey. Hop diye bu sefer biz onun ölümüne sebebiyet verebiliriz. O yüzden mutlaka içerideki bütün canlıların tespit edilmiş olması, yerinin ya çıkartılmış olması ya da çıkartılmak için bir yandan operasyon yapılıyor olması lazım. Yani canlının yerini biliyor olmanız lazım. İş makinesi ancak ondan sonra girebilir içeriye. Yani içerideki canlı çıkma olasılığı bittikten sonra iş makinesi kullanılabilir. Canlı varken de kullanılır ama o zaman da bilen birisi tarafından kullanılır. Yani enkazda o çökmeleri yol açmayacak şekilde, kontrollü bir şekilde, enkazın dışına sadece müdahale edecek şekilde kullanılır. Mesela paletli kırıcı deliciyi kullanmamak gerekir. Tekerlekli araç enkazın yanına yaklaştırılır. Palet, çünkü o da zaten bir ayrı sarsıntıyla geliyor. O sarsıntı zaten yeni sarsıntı yapabilir aşağıda. Ya da o vurucu aletleri enkazın üzerinde, aşağıda canlı varsa kullanmak olmaz. Asla olmaz. Hatta bununla ilgili biz Konya Zümrüt Apartmanı'nda bir problem de yaşadık. O bölgedeki yetkili, sivil savunma yetkilisi, ben ne yaptım biliyorum siz işinize bakın gibi çok böyle sert bir üslupla cevap verince, yapma bak aşağıda daha 22 saat olmuş bina yıkılalı. Aşağıda insan olabilir. 22 saatte paletli kırıcı, iş makinesi sokulamaz enkaza dediğimiz halde en sonunda hani birbirimize girişeceğimize biz enkazı terk ettik, ayrıldık. Ama o olaydan sonra bugün hiç kimse Türkiye'de enkazlarda paletli kırıcı ekskavatörü 24 saat içerisinde enkaza yaklaştıramaz oldu. Bitti o iş. Evet. Çünkü orada biz olay çıkarttık ve o olay büyüdü. bir sürü yerlere geldi ve şu anda kimse bir daha bunu yapamaz, deneyemez bile yani. Çünkü yanlış. Çünkü içerideki insanı öldürebilirsin belki de. İyi niyetle bir şey yapmaya çalışırken. Evet. Çünkü onun hesabı da yok. Bilmiyorsun ki aşağıda var mıydı, yok muydu? Evet, tabii ki. Yani. Peki yaralı birine çıkartırken en fazla dikkat edilmesi gereken şey ne? Çünkü mesela kalıcı bir sakatlığa da sebep olabilir. Trafik kazalarında genelde bununla ilgili çok problem yaşıyoruz. Evet. Trafik kazasında genellikle o ilk darbede, o crash'la birlikte vücut, bütün kas ve kemik kendini maksimum kasıyor. Ve o anda aldığı darbeyi bir şekilde sönümlendirdiği kadar sönümlendiriyor. Ama vücudu ondan sonra hareket ettirdiğinizde, eğer bir yerlerde kritik bir kırıklar, çatlaklar falan varsa, özellikle omurgada, bu sefer siz hareket ederken onu zedeliyorsunuz. O yüzden vücut ilk anda kendini koruyabiliyor o darbede ama siz sonra taşıdığınızda çocuğa, vücuda zarar verebiliyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka uzman birilerinin tarafından çıkartılması gerekir. Boynunun sabitlenerek, sırtının omuriliğinin sabitlenerek çıkartılması gerekir. Ama Türkiye'de görüyorsun işte, en bunun somut örneği Aydın Menderes'tir. Bir gene seçimle ilgili bir yerlerde yıllar önce bir yerden bir yere giderken bir trafik kazası yaşıyor. Hepimiz görüntülerini gördük, canlı görüntüleri. Adamcağız sedyede yatıyor. Yani zaten boynu darbe almış adamın, omurgası darbe almış. Vatandaş çok seviyor ya, parti lideri ya. Evet. Sarılmış sedyede, Allah, böyle boynunu sıkıyor, kafasını sarılıyor, böyle sarılıyor. Adam sakat kaldı. Yani hayatının geri kalanını sakat geçirdi adam o yüzden. Çünkü omuriliği zedelendi. Yani, yani bilimsiz müdahale maalesef faydadan çok zarar getirebilir. O yüzden mutlaka uzmanlarının bu işi yapması lazım. Yurt dışında tabii sistem çok geliştiği için 3 dakikada, 4 dakikada siz telefon ettiğiniz andan itibaren, işte Amerika'da 911, ne bileyim Avrupa'da, Almanya'da 112 gibi, size ambulans geliyor, itfaiye geliyor, polis geliyor. Üçü birden geliyor bakın. Yolda yürürken bir yere düşsün, itfaiye de geliyor yanına. Çünkü insan çok değerli orada. Ve sistem öyle kurulmuş. Anında geliyor, kimsenin de müdahale etmesine gerek yok. Zaten adam da diyor ki bana dokunma diyor. Zaten vatandaş da dokunmuyor. Evet. Çünkü biliyor ki 3 dakika içinde ambulans gelecek. Ha, bir tek şurada dokunabilirsiniz. Araç yanıyorsa. Evet. Araç yanıyor. Bayağı alev var yani. Patlayacak bir süre sonra. O riski göze alamazsınız. Ben olsam dalar alırım adamı dışarıya yani. Çünkü yanma başka bir şey yani orada. Evet. Orada başka bir şey var mı? Yine kontrollü, yine mümkün olduğu kadar boynunu sabitleyerek, yine mümkün olduğu kadar omurgasını sabitleyerek, ama o yangın durumunda da işte itfaiye gelsin de söndürsün diye bekleyemeyebilirsiniz o durumda. Evet. Peki köpek kullanıyor musunuz? Tabii. Tercih ettiğiniz bir cins var mı? Border Collie. Border Collie çok iyi, evet, çok iyi işe yarıyor ama şart değil. Yani onlar eğitim almaya çok müsait, evet, ve araba kurtarmada da çok işe yarayan köpekler ama önemli olan hani birçok cins kullanılabiliyor. Hepsi burada. Köpeğin kişiliğinin uygun olması burada önemli. Yani oyuncu bir köpek olması lazım. Çünkü köpek aslında oyun oynuyor orada. Evet. Köpek hayat kurtardığını bilmiyor. Köpek sahibini mutlu ediyor. Sahibinin bulmasını istediği bir şeyi bularak onunla oyun oynarken onu yapıp sahibinden ödül alıyor aslında bir taraftan. Yani şartlı refleksini kullanıyorlar, evet, köpeğin. Bazı ırklar yetenekli bu, evet, konuda. Bazı birey anlamında köpekler de çok özel, ilgili ve yetenekli. İşte onu yakaladığınız zaman iyi bir sahiple, iyi bir köpek harika bir takım oluşturabiliyor. Evet. Peki sizin bir sözünüz var. Yani Soma'da eğer ilk başta daha dikkat edilseydi bu 300 can kaybı olmazdı diye. Onu biraz anlatır mısınız? Soma zaten yani korkunç bir hikaye Soma. Bir dağcı madene iniyor mu? Yoksa mesela konuştuk, dağcıyı ancak dağcı kurtarabilir. Madenciyi de ancak madenci kurtarabilir, değil mi? Aynen öyle. Biz Soma madeninde çalıştık ama sonuçta o 4 katlı bir maden. İlk galeride, biraz da onun altında çalıştı bizim arkadaşlarımız. İzmir ve Manisa ekibi çalıştı. 26 cenazenin çıkartılmasına nezaret ettiler o ilk, evet, galeride. Ama tabii çok daha aşağılarda büyük problemler vardı. Yani Soma'nın olayı en son bakın daha birkaç gün önce yaşadık. İsveç'te bir madende 160 küsür işçi kurtarıldı diye. Bir kişi bile hayatını kaybetmedi. Çünkü madende meydana gelebilecek acil durumlara ve kazalara karşı bütün önlemler hazır. Hem kişisel koruyucu malzemeleri hazır, hem de madende aşağıda insanları yukarıya çıkartmadan bulundukları yerde güvenli yaşam odalarına alabilecek şekilde sistemler hazır. Türkiye bu ILO'nun, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 176 sayılı dokümanını imzalamadığı için bunca 19 senedir imzalamıyor. Bunu imzalamanız lazım. Çünkü bunu imzalarsanız madencilerimiz gelişmiş ülkelerdeki standartlarda çalışıyor olacaklar. İmzalamadığınız takdirde Pakistan ve Afganistan standartlarında çalışıyor. Afganistan ve Pakistan da imzalamamış durumda bu belgeyi. İmzaladığında ne olacak? Maden işletmecisine bir ek külfet gelecek. haliyle. Çünkü aşağıya bir takım altyapılar kuracak. Hangi maliyet insan hayatından daha değerli olabilir ki yani? Hangi külfet insan hayatından daha değerli olabilir? Peki ben merak ettiğim bir şey var. Toplumsal yardımlaşma açısından. Siz 99 depreminde toplumsal olarak bir şey yakaladık fakat bunu devam ettiremedik diyorsunuz. Devam ettiremediğimiz nedir sizce? Yani o yardımlaşma, karşılıklı dayanışma mı? Ne açıdan düşünüyorsunuz? Yok, yardımlaşma, dayanışmanın ötesinde devletin birey için olduğu, bireyin devlet için değil de devletin birey için var olduğunu anladığımız bir süreçti o. Yani günü kurtarma odaklı, aman işte bugün atlatalım da boşver yarını öbür günü, gemisini yürüten kaptan, benim memurum işini bilir, boşver sen mi kurtaracaksın dünyayı gibi, Türkiye gibi böyle bir garip bir pozisyonumuz vardı bizim. Hani hala devam ediyor. Böyle gelmiş böyle gider ya, bırak abi sen mi kurtaracaksın filan diye. Ama 99 depreminde müthiş bir toplumsal dayanışma çıktı. Ve o birlik, beraberlik duygusuyla o insanların yaraları sarıldı, hayatlar kurtarıldı ve birçabuk da tekrar normal yaşama döndük. Ve o dönemde Türkiye'de ne kadar aklı başında insan varsa herkesin söylemi değişimdi. Değişim, değişim, değişim. Biz değişim istiyoruzdu. AKP değişim sloganıyla biliyorsunuz iktidara geldi. Ve 99 depreminden sonra insanlar şunu istemişti. Ya bu ülkede her şey yanlış kardeşim yani. Yanlış, yanlış, yanlış. En sonunda bakın bir depremde bu kadar insan ölüyor. Niye ölüyor? Niye bir maden kazasında 300 küsur kişi ölüyor? Gelişmiş ülkelerde 150 senedir böyle bir kaza yok. En son hatırladıkları kaza 130 yıl önce bu kadar insanın öldüğü kaza. Türkiye'de 17 Ağustos depremi herkesin suratına bir tokat gibi çarptı. Ve herkes şunu anladı. Kardeşim burada önemli olan insan. İnsan önemliyken niye devlet insanı merkeze alan bir sistem kurmuyor ki? Dolayısıyla bu algı ortaya çıkmıştı 99 depreminde. Herkes de bunu söyledi. Bütün köşe yazarları, bütün aydınlar, hatta 100 küsur sivil toplum kuruluşu, vakıf ve dernek, oda ki 16 Ağustos'ta yan yana durmaları mümkün değil. Siyaseten ayrı fikirdeler. Ama 17 Ağustos depreminden sonra bir kamuoyuna değil bir deklarasyon yayınladılar. Bu deklarasyon içinde AKUT'a özel bir teşekkür vardı. Ama şu vardı esas. Deprem gerçeği bizim yüzümüze bir takım öğrenmemiz gereken dersleri de çarptı. Bir kere her şeyden önce vatandaş devlet için değil, devlet vatandaş için var. Bu birincisi. İkincisi, kısa dönemli günü kurtarma odaklı hareket etmeyeceğiz. Uzun soluklu düşüneceğiz. Hep yarını öbür günü de güzelleştirmek için hareket edeceğiz diye. Bu bir toplumsal dönüşüm projesiydi aslında. Toplum bunu istiyordu. Artık ölmek istemiyordu. İşte maden kazasında, trafik kazasında, 17 Ağustos gibi şeylerden önlenebilir sebeplerle insanlar ölmesindi. 99 toplumsal kırılma, 2001 ekonomik kırılma, hani bir de ekonomik kriz yaşandı. 2002'deki erken seçimde AKP bütün bunları çok iyi okuyan bir siyasi parti olarak, daha ilk defa denenmemiş yeni bir siyasi parti olarak toplumun bu duygularına dokunarak iktidar oldu zaten. Ben siyaseti bir kenara bırakarak işin toplumsal yönüne daha fazla değinmek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey yaşadık biz 99 depreminde. Sizden önce, AKUT'un yaptığı faaliyetlerden önce bir sivil toplum kuruluşunun yani bu şekilde halka kucak açabileceğini, insanların birbirine bu kadar yardımlaşabileceğini ki sonradan sosyal medya çıktı Van depreminde. İnsanlar sosyal medya üzerinden birbirlerinin elini tuttular, birbirlerine yardım ettiler ama AKUT'un açtığı yoldan giderek Van depreminde insanların birbirine elini tuttuğunu düşünüyorum ben. Çünkü ondan öncesinde böyle büyük bir sivil toplum kuruluşu ve yardımlaşmanın olabilirliğini bile bilmiyorduk ülke olarak. Onun için bu konuda hani ayrıca sizin üzerinizdeki çok büyük bir güzellik var. Teşekkür borçluyuz burada size maşallah. Bu konunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü insanlar bunu öğrendi sizden ve birçok genç de sizin bu yönünüze örnek alıyor. Yani AKUT'a girmek isterken belki hayallerinde bir kahraman olarak düşünüyorlar sizleri ama hakikaten kendilerinde yapabileceğine kanaatleri geldi. Yani mesela her şeyi birilerinden beklemek değil de insan olarak ben de bir şeyler yapabilirim. Bir birey olarak benim de katkım olabilir düşüncesini oluşturdunuz insanların beyninde. Yani ben şunu da vurgulamak istiyorum. Şu an işte sosyal medyada olsun, farklı yerlerde olsun gençlerimiz çok daha farklı bir kültüre yönelebiliyorlar. Popüler kültüre, işte televolya kültürüne, farklı alanlara kendilerini verebiliyorlar. Ama sizler gibi insanların daha çok ön plana çıkıp bu konuları daha çok anlatıp yani sizlere örnek alması. Yani belki çünkü genç yani hem beyni hem bedenen, fiziken, ruhen çok büyük bir potansiyel. O potansiyelini böyle güzel, faydalı ve topluma fayda sağlayacak işlere kanalize etmesi olması işte onun için yönünde. Birlik beraberlik yani dayanışma gerekli ama ötekileştirmeyle olmaz. Evet. Yani sen Alevisin, sen Sünnisin, sen Türksün, sen Kürtsün de olmaz. Evet. Birlik beraberlik dayanışma, eşit vatandaşlık üzerine olursa olur bu iş ancak. Yani düşün, AKUT Türkiye'nin bu konudaki en güçlü sivil toplum kuruluşu, en güçlü yapılanması. Biz hala arabalarımıza motor taşıt vergisi ödüyoruz. Hala hayat kurtardığımız telsizlere frekans tahsis ücreti ve cihaz kullanım bedeli ödüyoruz ki devlete bu yönelik 450.000 lira falan vergi ödedik. Yani evet, buradan biz da o paraya iki tane ekip kurardık. Yani, yani devlet zaten bize hiçbir destek vermiyor. Hükümetten biz hiçbir destek aldığımız yok. İstemiyoruz da, gerek yok. Biz çözüyoruz kendi başımızı, içerisine bakıyoruz. Ama niye ben arabalarıma motor taşıt vergisi ödüyorum? Niye terzilerime bu parayı ödüyorum? Ülkeye bu kadar katma değer yaratan, kamu yararına çalışan bir dernek olan, izin almadan yardım toplayabilen Türkiye'de 11 tane STK var. Bir tanesi biziz. Bu iki statüye sahip olan. Ama bu vergi işini çözemedim hala ki benim Türkiye'de çözemediğim çok az iş vardır. Bunu çözemedim yani. Peki halkın size desteği oluyor mu maddi açıdan? Olmaz olur mu? Ya? Biz halkın sevgilisiyiz yani. Evet. Türkiye'nin en güvenilir sivil toplum kuruluşu olmuş. En güvenilir kurumu olmuş bir sivil toplum kuruluşu sonuçta yani halk. Herhalde her gün halkın içindeyiz yani. Haftada 3-4 operasyonumuz var. Yani yıllık operasyon sayımız 200-250 arasında. Evet, bunların bir kısmı basına yansımıyor tabii. Bilinen büyük kısımlar oluyor ama dediğiniz gibi satır aralarında yaptığınız olaylara da biz şahit oluyoruz, tanık oluyoruz. Peki, gerçi dağcılık konusunu geçtik ama ben bunun mutlaka vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani her kış mutlaka yaşarız ya, mutlaka dağcılarımız kaybolur, başlarına bir şey gelir. Siz o dağcılara çıkmadan önce bir tavsiyeniz olur mu? Yani o şeye, sonuca, kötü sonuca ulaşmamak için ne yapmaları gerekiyor? Ya, yani mutlaka başlarına yani orada tabii bir kere mutlaka limitleri dahilinde hedefler seçmeleri lazım. Yani sonuçta dağcılıkta bir tecrübe sporu. Ne kadar çok dağa giderseniz o kadar tecrübeli olursunuz. Dağcılığa yeni başlamış birisinin ikinci senesinde işte büyük demir kazıkları kuzey duvarını hedeflemesi gerçekçi olmayacaktır. Evet. Sınırlarını antrenmanla, eğitimle düzenli olarak geliştirerek dağlara giderek sıklıkla işte yaz, kış, gece, gündüz, işte teknik tırmanış, yüksek irtifa tırmanışı, kış tırmanışı gibi bütün bu farklı branşlarını da deneyerek kendi yeteneklerini yükseltmesi ve yeteneklerini yükselttikçe hedeflerini de ona paralel yükseltmesi önemli olan. Yani yetenek ve hedefin paralel büyümesi önemli konu. Yetenek buradayken hedef burada bir hedef seçilirse her şey yolunda gittiğinde yani hiçbir problem olmazsa, hava koşulları harika giderse, işte bir aksilik olmazsa filan tamam o iş başarılabilir ama bir aksilik olursa aksilik olduğunda canına problem. Mal oluyor. Yani onları kurtarmaya giden ekipte dahil olabiliyor buna. O yüzden yetenek ve hedefin paralel gitmesi lazım. Bir de özellikle bu küresel iklim değişikliğiyle birlikte çığ konusunun bütün sistemi değişti. Yani bundan 10 sene öncesinde standart bir çığ bilgisiyle konuşabilirdik. Hangi mevsimde, hangi yerlerde çığ riski artar konusunu fotoğrafa koyabilirdik çok rahat. Artık koyamıyoruz. Çünkü artık iklimlerin de dengesi değişti. Mevsimler biraz ileriye kaydı. Çığ riski artık artmış durumda. O yüzden de çığa bağlı ölümler de dünyada da arttı. Çünkü beklemediğiniz zaman da başınıza geliyor ve istatistik olarak baktığınızda bu mevsimde normalde olmayan bir çığ faciası yaşanabiliyor. Evet. Peki buradan hemen kitaplarınıza geçmek istiyorum. 6 ya da 7 tane mi kitabınız? 7 tane kitabınız var. Bir tanesi de burada ben izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Gerçi izleyicilerimiz çok iyi biliyorlardır. Son kitabınız. Kendi Everest'inize tırmanın. Biraz yaklaştırırsak. Bu kitabın üzerine ben biraz konuşmak istiyorum. Şu an aslında söylediğiniz konuyla da bağlantılı. Kendi hedefini belirleyip yapabileceği şekilde bu bir yapması. Kişisel gelişim kitabı. Evet. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu kitapla ilgili çok ilginç yorumlar okudum. Hatta şey diyorlar. Yani mesela dağcılıkla pek bir ilgim yok. Kişisel gelişimle de ilgim yok ama kitabı bir solukta okudum diye. Nedir okuyucuya bu kadar çok şey kazandıran sizce? Ya ben bu kitapta şunu yaptım. Geriye dönüp kendi hayatımın bir analizini yapıp ben buralara nasıl geldimin sorusunu sordum kendime ve şu çıktı ortaya. 64 adımdan oluşan başarı ve mutluluğun işte zihin haritası, yol haritası adını verdiğim bir süreç çıktı. Burada 64 tane başlıktan bahsediyorum bu kitapta. Önemli olan bu 64 başlığın birbirinin ikamesi değil, birbirinin tamamlayıcısı olduğunu anlamak. Yani bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Ben hayatımda bunları uygulayarak buralara geldim. Herkese de dediğim yani sizin de kendinizi tanımanız, keşfetmeniz, yeteneklerinizin farkına varmanız, bunları geliştirmeniz, bunlarla uyumlu hedefler seçmeniz, işte cesaretli, disiplinli, kararlı olmanız, iyi bir takım oyuncusu olmanız, işte hayatı hep her zaman sağduyuyla yönetmeniz, çok çalışmanız, falan filan, böyle bir sürü şeyden bahsedip neticede bir kişisel gelişim yolculuğuna çıkartıyorum insanları. Hem işin teorisini anlatıyorum hem de kendi hayatından pratik örneklerle pekiştiriyorum. Yani bu kitap aslında en önemli farkı diğer kişisel gelişim kitaplarından, ben söylediğim her şeyi yapmış birisiyim. Evet. Yani yapmadığımı söylemiyorum. Yaptığımı anlattığım için daha inandırıcı ve gerçekçi oluyor. Çok etkili olmuştur. İşin teorisi zaten her yerde aynı ama pratiğini yapmış olmak asıl etki yaratan bir kabiliyet. Evet. Onu o çerçevede anlattık. İyi de gitti. Yani bu 18. baskıda şu anda işte cep boyu da var. O da işte 3-4 baskı yaptık. Yani epey güzel kritikler alıyorum bununla alakalı. Adım dikkatimi çekti. Yanlış hatırlamıyorsam yani çok çalışmak değil de etkili çalışmak. Çok etkili ve verimli çalışmak. Etkili ve verimli çalışmak. Evet. Onu biraz açabilir miyiz? O çok önemli. Çok önemli. Çünkü. Gerçekten de çok önemli. Etkili ve verimli yani çok yani bütün başaran insanlara bakın, kurumlara, kişilere kesinlikle çok çalışmışlardır. Ama daha ziyade etkili ve verimli çalışmışlardır. Yani gerçekten işkolik olmak değilse bile yaptığınız işte yükselebilmeniz için, bir hakikaten bunda bir performans haline dönüştürebilmeniz için diğerlerinden daha gayretli çalışmanız gerekir. Bir de bunu doğru bir çalışma sistemiyle yapmanız gerekir. Sadece böyle hesapsız, plansız, kitapsız, evet, dört nala çalışmak değil ama verimli ve etkili bir şekilde sizin performansınızı da yükseltecek şekilde, hayatın diğer alanlarındaki kabiliyetlerinizle de olumlu etkileşecek şekilde çalışmak gerekir. Ona dikkat çekmeye çalışıyorum. Biraz önce hani laf arasında geçti. Ben bebek yokuşunu, küçük bebek yokuşunu her gün bisikletle çıkardım. Her gün 1 saat 50 kilo sırt çantasıyla stepper'da çalışırdım. Yani bu kadar yapmasam zaten buralara gelemezdim. Evet. O ağır antrenmanların sayesinde zaten bu kadar iş yapabildim. Bir de kendini iyi tanımak herhalde. Hani o en önemli konu. Yani kendini tanımak, evet, çok önemli değil. En önemli konu. Çünkü neticede herkes bir kere yaşıyor bu hayatı. Bir kere doğuyoruz, bir kere bebek oluyoruz, bir kere işte çocuk oluyoruz, bir kere ergen, bir kere genç, bir kere yetişkin, bir kere olgun, bir kere yaşlı, bir kere de ihtiyar oluyoruz. Bir kere de ölüyoruz. Bir kere. Herkes bir defa yaşıyor bu deneyimi. Dolayısıyla bunun telafisi yok, ikamesi yok, provası yok. Her yaptığınızı bir kere de doğru yapmanız lazım. Çünkü sizin 15 yaşında yaptığınız, 20 yaşında okuduğunuz üniversiteyi etkiliyor. Orada okuduğunuz üniversite ondan sonraki kariyerinize etkiliyor. Oradaki sonrası kariyeriniz, evlilik hayatınızı etkiliyor. Hepsi birbirini etkiliyor. Bir zincirleme reaksiyonla gidiyor bu hayat. Hayatta bir yerde hata yaptıysanız o hata mutlaka ileride karşınıza çıkıyor. Ya da bir şeylerinizi engelliyor. Ya da bir şeylerinizi kısıtlıyor. O yüzden bu işi doğru yapmak lazım. Bu işi doğru yapmanın da tek koşulu var. Kendinizi tanıyacaksınız. Kendinizi çok iyi tanıyacaksınız hem de. Çünkü neticede hayalleriniz, duygularınız, tutkularınız, inançlarınız ne kadar ulvi, ne kadar yüce olursa olsun yapacağınız şeyi bununla yapacaksınız. Bu bedenin kısıtlarına mahkumsunuz. Budur yani sonuçta. Bu işte kafanız, duygularınız, düşünceleriniz, bacak kaslarınız, kollarınız, kalp akciğer sisteminiz, işte kalbiniz, şusu busu bu. Bunu çok iyi tanımak lazım. Tanıdıktan sonra da bunun kuvvetli taraflarının farkına varıp kuvvetli taraflarını geliştirip zayıf taraflarını da eğer hakikaten geliştirmek gerekiyorsa onları odaklanmak, geliştirmeniz gerekmeyenleri de hayatınızın dışında tutmak. Hedeflerinizle ve hayallerinizle alakalı konularda. Yani ben mesela 1.76 boyunda bir adamım. Şimdi benim ne kadar ayılırsam, bayılırsam, seversem, seveyim ben basketbolcu olamam bu boyla. Olamam yani. Ben böyle bir yaratılışım yok. Öyle bir olmaz. Ama ben çok iyi bir dağcı olabilirim. Çünkü benim kalp akciğer sistemim iyi bir çalışıyor. İşte kas beyin koordinasyonum iyi. Bir de üstelik seviyorum dağları ve doğayı. Ama bunu da denemeden bilemezsiniz. O yüzden hayatın yeni deneyimlerine açık olmanız gerekir. Ve o deneyim fırsatlarını kendinize verip her yaşadığınız deneyimden kendinize ilgili bir farkındalık geliştirip o geliştirdiğiniz farkındalıkla da hayat hedeflerinizi yeniden tasarlamanız gerekiyor. Bunu eğer erken yaşlardan itibaren bu bakış açısıyla yapmayı becerebilirseniz, mesela spor yapmak bu konuda çok önemli. Ben ilkokulda 7 yaşında yüzmeye başladım. Babam beni yüzmeye yollamış. 4 sene yüzdüm. Müthiş doğru bir karar ve o sayede hem spor sayesinde vücudum gelişti, hem kendimi daha iyi tanıdım, hem de daha özgüvenim de arttı. Çünkü spor yaptığınızda bir kere kuvvetli oluyorsunuz her şeyden önce. O antrenman kasları kuvvetlendiriyor, vücudu daha dayanıklı, dirençli hale getiriyor. O sizin özgüveninizi de besliyor. Ve o döngü gibi devam ediyor. Özgüveniniz artınca daha büyük hedef koyuyorsunuz. Hedef olunca ondan gelen mutlulukla bu sefer daha iyisini başarabilirim diyorsunuz. Yani önemli olan burada ufak tefek hatayı herkes yapar ama büyük hata yapmamak lazım. Büyük hatalar yapmadan, hatalarımızdan her seferinde gereken dersi alıp kendimizi sürekli tanımaya çalışarak, çünkü insanın kendini tanıma uğraşı da ömür boyu devam eden bir şey. Hayatın, koşulların, fırsatların, zamanın gerekliliklerine göre, ihtiyaçlara göre de pozisyon alıp hedeflerle ilerlemek. Kısa dönemli hedefleriniz olacak, uzun vadeli olacak, 10 sene sonra ile ilgili hedefleriniz, hayalleriniz olacak. Bunların hepsini bir bütünleşik bir şekilde hayatınıza yansıtabilmek. Ama bunun başlangıç noktası kendini tanımak. Tamam. Peki, çok önemli. Minik Barlas'la ilgili hayalleriniz var mı? Onun dağcı olmasını ister misiniz veya? Barlas ne istiyorsa ona olacak. Ama canı ne yapmak istiyorsa da onunla ilgili gerekli bütün teorik ve pratik eğitimleri, bu işin en iyi hocası kimse Türkiye'de, onu buldurup getireceğiz. Ondan eğitim alacak. Yani motosiklete binmek istiyorum diyebilir, dağcılık yapmak istiyorum diyebilir, ne bileyim bambaşka şeyler yapmak istiyorum diyebilir. İstediğini yapacak elbette. Bizim sorumluluğumuz da onun o istediği şeyi en güvenli, en konforlu, en rahat şekilde yapabilecek altyapıyı kurmak. Ondan sonrası ona kalmış artık. Deneyecek, hoşuna giderse devam edecek, hoşuna gitmezse atacak devre dışına, başka bir şey deneyecek. Ama ailenin sorumluluğu çocuğun kendi kararlarını kendisi verecek şekilde yetiştirmek. Barlas'ın hayatının kararını ben vermeyeceğim. Barlas kendi kararını kendisi verecek. Ama ben ona o doğru kararı doğru verebilecek şekilde yetiştirmekle sorumluyum. Sonrasını kendisi yürütecek. Tamam. İkinci çocuğunuz da geliyor. Buradan onun da kızımız geliyor. Aldık. Evet, inşallah. 1,5 ay sonra bakalım. İnşallah. Gerçi daha ismi belirlememişsiniz evet. Ama. Ya vallahi ne zor bir işmiş bu isim belirlemek. Evet. Yani çünkü hayatı boyunca taşıyacağı ve tamamen kendisi olacağı bir şey olduğu için isim biraz kolay iş değilmiş yani. Hayırlısı olsun. Allah sağlıklı, güzel bir çocuk herkese versin. İnşallah herkese. Dünyanın en güzel şeyi. Peki sizin ilave etmek istediğiniz şey var mı? Zaten çok güzel bir şekilde izah ettin olsun. Evet. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Süremizin sonuna geldik ama son olarak söylemek istediğiniz bir şey. Ne diyelim? Yani hayat çok değerli, çok kıymetli. Bir kere yaşıyoruz bunu. Bunu güzel yaşamak lazım, kaliteli yaşamak lazım. Geriye dönüp yani vay canına ya biz de harcadık bütün gençliği demek çok yazık bir hayat olur. Çok eksik bir hayat olur. Çünkü kimse bir daha 2 kere genç olmayacak. Kimse 2 kere olgun olmayacak, çocuk olmayacak. Herkesin mutlu olması lazım. Mutlu bir hayat yaşamamız lazım. Aslında bu dünya hepimizi mutlu etmeye yetecek kadar kaynağı, potansiyele sahip. Ama işte o hırslar, açgözlülükler, ötekileştirmeler, bencillikler devreye girdiği zaman maalesef beceremiyoruz bu işi. Ama dediğim gibi yani biz hem gelişeceğiz hem mutlu olacağız. Başarılı hayat hem düzenli olarak sürekli öğrenen insan, kendini geliştiren insan olmayı başarmış hayattır. Hem de aynı zamanda da bu hayatı mutlu ve kaliteli bir şekilde yaşayan hayattır. Evet, onda temellerinden biri sevgi ve çevreye saygı, insanlara karşı sevgi duyma. Tabii, hatta siz de söylüyorsunuz. Her şeye karşı sevgi. Hayvanları seven insanları da sever. Tabii. Hatta bir yanlış hatırlamıyorsam bir röportajınızda. Tabii, hayvan sevenden zarar gelmez. Evet. Ama çocukluğunda hayvanlara eziyet eden yetişkinliğinde de insanlara yapıyor aynısını. Evet, o yüzden ailelerin hayvanlarla ilişki kuran çocuklarında böyle bir ters hamle gördüklerinde mutlaka müdahale etmeleri gerekir. Mutlaka. Gerekiyorsa psikologla, gerekiyorsa uzman desteğiyle. Evet. Çünkü çocukluğunda hayvana eziyet eden, büyüdüğünde de insana eziyet ediyor. Bu çok önemli. Çok doğru söylediniz. Peki bugün güzel dileklerimizle programımızı kapatalım. Tamamdır, o zaman. İnşallah kapatalım. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Çağırdığınız için teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bugün de bu haftalıkta bu kadar. Hayata Dair programımızın sonuna geldik. Haftaya farklı bir Hayata Dair programında farklı bir konukla tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.